oldukça büyük değişimi hepimiz görüyoruz tabii. Eskiden bizler, bizim kuşak daha çok küçük çevresiyle etkileşim halinde olduğu insanların oluşmuş olduğu bir kültürle değer sistemi oluşuyordu. Şimdi ise yeni kuşakta tabii teknolojinin ve dijitalin ve sosyal medyanın da gelişimiyle beraber değerler sisteminde oldukça radikal gelişimler görüyoruz. Aynı zamanda bizden çok daha eğitimliler. Backgroundları bu nedenle bizden eğitim çok daha iyi eğitimliler. Bilgiye çabuk ulaşabiliyorlar. Daha yaratıcılığa önem veriyorlar. Bizim gibi çalışkanlık ön planda değil de çalışkanlığın yanı sıra en önemli şey onlar için yaratıcılık. Dolayısıyla yaratıcılığını teşvik eden özgür ortamlar onlar için en büyük değer diye düşünüyorum. Dolayısıyla en büyük farklılığın özgür ortamda yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve daha çok çevreye duyarlı, topluma duyarlı, hayvan haklarına duyarlı, etik değerlere duyarlı bir gençlik yetişiyor diyebilirim. Pozitif sosyal etki yaratma zaten hani pazarlamanın ve başarılı olmanın temel öğelerinden birisi. Hani daha eskiden daha küçük çevrelerde pozitif etki bırakmak çok önemliydi ama şu anda sosyal medyanın ve gelişimiyle beraber hani pazarlamanın temel öğelerinden bir tanesi, senin başarılı olması için bir markanın veya bir herhangi bir firmanın pozitif sosyal etkiyi çok iyi kullanması gerekiyor. Zira herhangi bir bilgi çok yakın coğrafyaların dışında tüm dünyaya çok çabuk iletilebiliyor. Bu ise güzel bir şey yaptığınız zaman çok çabuk onun karşılığını alabiliyorsunuz. Fakat negatif bir şey yaptığınız zaman da onun cezasını çok iyi bir şekilde çekebiliyorsunuz. Eskiden inovasyon deyince sadece ürün anlaşılırdı, fikir anlaşılırdı. Şimdi ise hani bilgiye ulaşmakta, bilgiden tüketici davranışlarına ulaşmak en önemli inovasyon faktörlerinden bir tanesi oldu. Zira hani şu dönemlerde de görüyoruz, hani Amerika'da artı Brexit kampanyasını yapan aynı pazarlama şirketi. Fakat buradaki başarıdaki en önemli öğe ise tüketici davranışlarını ve beklentilerini çok iyi analiz edip oradan pazarlama kampanyalarına dönüştürebilmek. Dolayısıyla inovatif yaklaşımın ben daha çok tüketici davranışlarını analiz etmenin ve onu yorumlayıp doğru aksiyonlar almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani 4. sanayi devriminin yaşadığı bir döneme girdik. Zaten bunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla her sektörde, her alanda bence dijital ve sosyal medyanın çok ön plana çıktığı ve dijitalizmin hepimizin hayatına daha fazla girdiği alanlarda hani daha çok kampanyalar olacaktır, yaklaşımlar olacaktır. Bütün yaklaşımların, bütün firmaların, bütün markaların bu konuya daha fazla odaklanması başarı için önemli bir kriter olacaktır diye düşünüyorum. 2009 yılında Bayramımız Şölen Olsun kampanyasıyla Felis Ödülü almıştık. Bu tabii bizleri mutlu etti ama hani benim şahsen hani bir firmada yönetici bir kişi olarak ödülle birlikte iş sonuçları çok önemsiyorum. Dolayısıyla ikisi bir arada olunca çok daha büyük keyif, çok daha büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu anlamda bizim için önemliydi ve unutamadığımız bir andı diyebilirim. Bayramımız Şölen Olsun hala sürdürülebilirlik anlamında devam ettiğimiz bir kampanya 2009 yılında. Bu da zaten hani başarılı bir kampanya olduğunu gösteriyor. O anlamda bu ödüllerin de tabii ki önemi çok büyük.